Şiirlerle Menkıbeler İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh İtikad Bilgileri Müslümanlar cennette Allah'ı görecektir. Bilinmeyen görmekle lakin göreceklerdir. Zira, Nasıl olduğu anlaşılamayanı görmenin olmaz elbette anlaşılır bir yanı. Belki gören kimse de anlaşılmaz bir hale girer de öyle erer bu devlet ve kemale. Bu derin bir muamma, anlaşılmaz bir iştir. Lakin seçilmişlere bu sır bildirilmiştir. Bu mesele herkese gizlidir gerçi fakat bu seçilmiş saatlara olmuştur bir hakikat. Buna inanmayanlar göremeyeceklerdir. Zira inkar edenler mahrumdur demişlerdir. Her şey gibi Allah'ın bir mahlukudur cennet. O hiçbir mahlukunun içine girmez elbette. Fakat bazılarında zuhur eden nurları bu nimetten mahrumdur ve lakin bazıları. Aynada cisimlerin sureti görünüyor. Lakin taş ve toprakta bu görüntü olmuyor. Resulullah Miraç'ta gördüyse de ne var ki o bu dünyada değil, cennette oldu vaki yani dünyadan çıkıp karıştı ahirete. Ahiret aleminde kavuştu bu devlete. Yerleri ve gökleri, dağları, denizleri hep Allahü Teala yarattı bu şeyleri. Ağaç, meyve, madenler, hücre, atom, molekül onun yaratmasıyla ederler hep teşekkül. Nasıl ki yıldızlarla süslediyse semayı, insanı yaratmakla süsledi bu dünyayı. Ondan başka hiçbir şey yok idi bu cihanda. Hepsini hiç yok iken o yarattı bir anda. İnsanlar yaratılmış mahluk olduğu gibi, işleri de Allah'ın mahlukudur tabi. Yaratılmak damgası yemiştir ki bu insan, bu aciz olduğuna bir delildir ve nişan. Kul, bu acizliğiyle hiçbir şey yaratamaz. Kula yarattı demek çirkindir, caiz olmaz. Bir insanın işinde kendine düşen husus, yalnız kesp etmesidir. Yaratmak Rabbe mahsus. Kulun cüz'i kudreti ve iradesi vardır. İşi yapan, yaratan Allahü Teala'dır. İhtiyari işler de insanın kesbiyle hasıl olur yine de onun ile. İnsan işi kesbeder, yani seçer, beğenir. Allah da yaratarak o iş meydana gelir insanın beğenmesi olmasaydı işinde, titremeden bir farkı olmazdı o işinde. İhtiyari işleri titremeden ayıran, kesptir ki mesul olur insan her yaptığından. Hak Teala, işleri yapmaya kafi miktar vermiştir kullarına bir kudret ve ihtiyar. İnsanın ihtiyarı, yapacağı bir işin olup olmamasında eşit olduğu için serbestçe karar verip o işi yapacaktır sonunda sevap veya günah kazanacaktır